Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerden değişik makarna tarifi istekleri çok fazla geliyor. Özellikle fettuccine alfredo isteklerine rastladım son birkaç gündür. Ben de ondan bugün bu videoda fettuccine alfredo yapacağım. Yapması son derece basit bir makarna. Ama diyette olanlarınız varsa şimdiden uyarayım, biraz kalorili bir yemek. Çünkü aslında fettuccine alfredo'nun en büyük olayı krema, tereyağı ve parmesan peyniri. Çok hızlıca 10 dakikada yapabileceğiniz bir makarna ve çok doyurucu, çok lezzetli oluyor. Hemen ilk önce malzemelerle başlıyorum. Yarım paket fettuccine var. Genelde onlar 500 gramlık paketlerde satılıyor. Yarım paket kadarı yeterli olacaktır. 250-300 gram yeterli olur. Bir adet tavuk göğsüm var. Ben onu ortadan ikiye kestim, incelttim. Daha sonra da dilimledim. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 1 su bardağı kremam var. Ve yarım su bardağı da parmesan peynirim var. Malzemelerimin listesini idiltatari.com'da da bulabilirsiniz. Şimdi ilk iş olarak tavukları tavada soteleyerek işleme başlayacağız. Fettuccine alfredo aslında yani tariflerinde tavuk olan bir yemek değildir. Ama tavuklu da çok fazla yapılır. Ben gerçekten tavuğu da çok yakıştırıyorum bu tarife. Ondan bugün tavuklu versiyonunu yapacağım size. Tavuksuz yapmak isterseniz nasıl yapabilirsiniz onu da göstereceğim. Tavukları sotelemeden önce tavamın altını açıyorum. Biraz ısınmasını bekleyeceğim. Daha sonra tereyağını ekleyeceğim. Tavam ısındı. Tereyağın yarısını koydum. O erirken ben de o sırada tavuklarıma tuz ve karabiber koyacağım. Bu çok önemli bir adım. Tavuklar eğer bunu yapmazsanız tavuklar makarnanın içinde tatsız tuzsuz kalacaktır. Ondan mutlaka tuzunuzu, karabiberinizi tavukları sotelemeden önce ilave edin. Şöyle biraz karabiber de koyacağım. Ve tavuklarımı tavamın içine alıyorum. Onlar birkaç dakika pişireceğim. Ondan sonra tavadan kenara alacağım. Tavuklarım hazır. Ben onları yaklaşık 4-5 dakika soteledim. Şimdi bir tabağa alıyorum. Aynı tencerede sosu yapmaya devam edeceğim. Çünkü zaten şu anda bu tencerede çok güzel tavuğun lezzeti, tereyağın lezzeti hepsi birbirine karışmış durumda. Şimdi bir su bardağı kremamı ekliyorum. Şöyle bir kaşıkla da kalanı sıyıracağım. İçine de ayırdığımız bir yemek kaşığı tereyağını koyacağım. Ve bir 5 dakika ikisini birlikte pişireceğim. Biraz sosumun, kremamın çekmesini istiyorum. Biraz da pişmesini istiyorum. Piştikten sonra nasıl gözükmesi gerektiğini size göstereceğim. Bu arada da suyumu kaynatıyorum. Bol sulu, içine biraz da tuz koyuyorum. Kaynayınca fettuccine'mi, makarnamı haşlayacağım. Aldığınız paketten 1-2 dakika daha haşlarsanız o al dente kıvamı elde etmiş olursunuz. Kremam 5 dakika orta ateşte pişti. Şöyle güzelce kıvam aldı. Tereyağı ile iyice ikisi birbirine birleşti. Şimdi parmesan peynirini ekliyorum. Yarım su bardağı parmesan peynirini. Parmesan peyniri fettuccine alfredo'nun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Sosa çok güzel bir lezzet katıyor. Biraz da sertleştiriyor, koyulaştırıyor sosu. Şöyle karıştırıyoruz iyice. Biraz tuz, biraz karabiber ekleyeceğim ama çok fazla tuz eklemeyeceğim. Çünkü zaten peynir de ekledik. Fazla tuzlu olmasını istemiyoruz. Sadece çok hafif istiyor genelde. Siz tadına bakarak da, kontrol ederek de tuzunu, karabiberini ekleyebilirsiniz. Ben çok yaptığım için biliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Krema karabiberi çok seviyor. Karabiber kremaya genel olarak çok yakışıyor. Biraz da muskat rendesi ekleyeceğim. Muskat aslında evinizde yoksa hiç düşünmeyin bile. Almanıza gerek yok ama kremalı lezzetlere çok fazla yakışan bir baharat. Çok az eklemek yeterli oluyor. Benim de evimde vardı. Böyle kremalı tariflerde faydalanabilirsiniz sizin de evinizde varsa. Şöyle kabuğundan biraz eklesek yeterli çünkü çok güçlü bir baharat. Ve tavuklarımı tekrar en son olarak sosumun içine koyuyorum. Her şeyi karıştırıyorum güzelce. Bu arada makarnam da haşlandı. Şimdi hepsini birleştireceğim. Evet, artık makarnamızı sosun içine koyabiliriz. Şöyle... Ben bu tencereyle çok rahat ediyorum. Çok kolay oluyor makarna yapmak. Direkt hiç lavaboda süzme derdi olmadan direkt sosun içine koyabiliyorum. Şöyle koyacağım şimdi hepsini. Süper. Şunu da altını kapatayım. Şimdi ben her şeyi güzelce karıştırıp bir tabağa alacağım. Ve fettuccine alfredo'muz hazır. Ben bunu şimdi bir tabağa aldım. Beyaz bir tabağa aldım. Makarna ile birlikte bembeyaz gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi yapması çok kolay ve 10 dakikamızı bile almadı. Çok güzel gözüküyor. Bence artık üzerine hiç başka bir süs ya da başka bir şey katmaya gerek yok. Bana sorarsanız rüya gibi gözüküyor. Şimdi ben minik bir kısmını da tatmak istiyorum.
yediğim en iyi makarnalardan biri olabilir. Kalorili bir yemek mi? Evet, çok kalorili ama değiyor mu? Bana sorarsanız %100 değiyor. Umarım siz de bu tarifi denersiniz. Eğer denerseniz, fotoğraflarını benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.